Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminler ve inananların üzerine olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimize ne tür ikazlarda ve hangi tehditlerde bulunmuştur? Kur'an ayetleriyle anlatmaya çalışacağım. En'am suresi 51. ayet. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanlara Kur'an ile uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları huzurundan kovduğun takdirde sen zalimlerden olursun. Enam suresi 52 Tevbe suresi 84. ayet Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabrinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Rasulünü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler. Bu ayet münafıklardan bahseder. Münafıkların namazının kılınmaması gerektiğini anlatır. Allah Hakka suresinde şöyle buyurmuştur. 41. ayet O bir şair sözü değildir siz çok az inanıyorsunuz. 42. ayet, bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz. 43. ayet, o alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. 44. ayet, o bize isnaden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı. 45. ayet, elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. 46. ayet, sonra da onun şah damarını keser atardık. 47. ayet, o vakit sizden hiç veriniz, ona siper de olamazsınız. Burada Allah'ın verdiği mesaj, peygamberimize sen kendi nefsinden vahye bir şey katamazsın demektir. Peygamberimizin kattıkları sadece insanidir. Peygamberimiz mükemmel insan, mükemmel mümin örneğidir. Şöyle düşünelim, dünyanın herhangi bir yerindeki iyi bir insan anne babasına iyi davranır, çocuklarına iyi davranır torunlarını sırtında taşır, hayvanlara eziyet etmez, hiç kimseye kötülük yapmaz, zor durumdaki insanlara yardım eder, yetimin hakkını yemez, haksız yere insanların mallarını yemez, insanlara kötü davranmaz, insanların haklarına saygı gösterir. Ahmet'e suresi birinci ayet Peygamber yüzüne ekşitti ve döndü. 2. ayet Kendisine ama geldi diye. Üçüncü ayet, ne bilirsin belki o temizlenecek. 4. ayet veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek. 5. ayet ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince 6. ayet sen ona yöneliyorsun. 7. ayet onun temizlenmemesinden sana ne? 8. ayet ama sana can atarak gelen 9. ayet Allah'tan korkarak gelmişken 10. ayet sen onunla ilgilenmiyorsun. Hatta suresi 105. ayette Allah şöyle buyurmuştur. Biz sana kitabı Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimize çok sert ikazlarda bulunmaktadır. Çünkü peygamber de olsa o da bir insandı, hata yapabilirdi. Burada Allah bizlere peygamberimizin ne kadar da insan olduğunu anlatmaya çalışır. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.